Bak gülerek başladık yine, gördün mü? Tabii, her zaman. Çünkü Halit'e 150 bin liraya kadar alınabilecek küçük otomobiller dedi. Böyle bir tebessüm etti önce. Dedi ki ne var elimizde? Dedim ki siz önce bir abone olun bu arada. Tabii. Bak hani baştan onu söyleyeyim. Abone olunca oluyor arkadaşlar. Aramıza yeni katılan çok arkadaş var. Abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bugün çok güzel, keyifli, eğlenceli bir program olacak. Hala daha alınabilir, kıyıda köşede unutulmuş otomobilleri bulmaya çalıştım. Eskiden biz bunları şey derdik işte, öğrenci otomobili falan derdik ama... Yani. Başlangıç otomobili. Yani evet, başlangıç otomobili, öğrenci otomobili, işte düşük maliyetli otomobiller falan derdik ama şu anda 150 bin lira. Bu arada bulduğum otomobillerin birçoğu 150 bin liranın altına da bulunabiliyor. Yani 100-110 bin, 120 bin aralığındaki otomobiller de var. İsterdim sana bir 126 BIS'le başlayalım ama çok az var. Çok, hani çok az. Almaya kalksan bile yok gibi bir şey. 126 BIS'i bilen var mı aranızda arkadaşlar? Vardır değil mi? Ona Yamaha Motosiklet motoru takmak bir ara çok modaydı. Vay. Ya ne bileyim, akıllı işi de değil onu almak ha. Oğlum onun yarışan versiyonu, daha doğrusu yurt dışında bir video görmüştüm. Adam yapmış, yarışıyor falan onunla. Hadi ya. Çok acayip. Dodikler falan da koymuş mu? Ya, abi zaten bu masa kadar bir araba 126 işte değil. Ne ki? Lastik Park programını YouTube'daki otomobil hikayelerini takip edenler, Halit Bolkan'ın ölçüsü şeydir. Masa kadar. Masa kadar. Halit Bolkan'ın uzunluk ölçüsü bu. Başlıyorum. İlk aracım... Çok az bilin. Türkiye'de galiba artık yok diye biliyorum ama sen daha net bilgi verirsin. Daewoo Matiz. Hmm. Daewoo artık yok tabii. Daewoo yok yani. Türkiye'de. Hatta 2002 miydi ya? O süreçte, oralarda bir yerlerde Chevrolet oldu Daewoo. Yalnız bu Daewoo dendiği zaman akla kim geliyor? Barış Manço. Barış Manço. Güvenli otomobil. Doğruya doğru. Daewoo. Daewoo. Adam senelerce hiçbir reklamda asla oynamam deyip sonrasında gidip Daewoo reklamında oynamıştı. Evet, evet. Yani nur içinde yatsın. Severdik kendisini. Evet. Daewoo işte Güney Kore markası malum. Ama sonra GM'le ortaklığı var. Sonra Türkiye'ye geldi Daewoo. İşte Matiz, Nubira, bilmem ne vesaire. Lan işte birkaç farklı modelle. Nexia. Yani. Sonra Avrupa pazarı için Daewoo'ları Chevrolet yapma kararı aldılar. Ve amblemler çıktı. Yerine amblemler takıldı. Bir anda Chevrolet oldu. Hatta o zaman ilk Chevrolet amblemiyle gelen otomobilin testini yaptığımızda ben Chevoo diye başlık atmıştım. Çok kızmıştı o zaman. Murat Aydın kulakları çınlasın. O zaman Chevrolet'in başındaydı. Bayağı bir kızmıştı bana. Ama gerçek buydu çünkü... Otomobile biniyorsun, o zaman kaset çalarlar var tabii. Tabii canım. Standart. Kaset çalarının kaset soktuğun yerde kapağı vardır. Orada Daewoo yazıyor. Marka yazar. Daewoo yazıyordu. Dedim ki önce buna bir karar verin. Belki Daewoo'nun kaset şeyini almıştır. Tabii. Mesela Pioneer, Daewoo hani. Ve hani aslında iyi tuttu. Özellikle Cruze modeli falan çok tuttu Türkiye'de o dönemlerde. Ama sonra Chevrolet markasını Avrupa pazarından çekme kararı aldı GM. Biz de ona dahildik. Dolayısıyla hem Daewoo hem Chevrolet Türkiye pazarından çıkmış oldu. Yani Daewoo zaten Chevrolet'e dönüştüğü için artık adı sana pek bilinen bir marka değil. Ama Chevrolet'e çıkınca biliyorsun işte kanunlara göre 7 sene servis vermek zorunda falan filan. O dönemlerde geçti bitti. Dolayısıyla yetkili servisi yok. O dönemler geçti bitti derken bize o dönemlerde de daha geçmeden önce program yaptığımızda şey vardı. Daha süresi var hani. Destek sağlayacak ama artık o da yok. Ama hani Daewoo dediğin zaman zaten yok yani. Bir de enteresan, o zaman Chevrolet markasını Opel'lerle GM olduğu için orada da hizmet veriyordu. Artık Opel de GM değil. Motorlar da Opel motoruydu. Evet. Cruze'larda falan. Hani onu anlayabiliyorsun. Ama mesela Matiz dediğin zaman, ki önümde açık bu arada, şansımıza yanımda getirdiğim test yıllığında var. O yüzden o Matiz'i görünce listemde Matiz vardı. Matiz'den başladım. Küçüğü yani. Hani. Matiz SE'miş o dönemde. Ki ben yapmışım testi. Fotoğrafta da ben varım burada bu arada. Abi 800 cc makina. Zaten not almışım. En küçük yani. Seçtiklerim içeride en küçük makine de o. Evet. 800 cc 51 beygir. Yeter adıma. Yani. Tork tabi çok komik. 68.6 Nm. Yani biz alışız ya 150'ler, 200'ler, 300'ler filan. Yani 68.6. Aslına bakarsan tabi başlangıç otomobili olarak baktığında bu araçların mantığı şey. Hiç bagaj yok neredeyse. Hani 4 kişi binsin, A noktasından B noktasına şehir içinde seyahat etsin. Mantığı bu otomobillerin. Zamanın Citroen Ami'leri bunlar aslında.
Yok, Ami'den daha başarılı. Bu bayağı otomobil yani. Bayağı otomobil. Mesela teknik ve mesela 0-100 16,5 saniye. Bence hiç kötü değil yani. 800 cc 65 66 şey 68.6. Sen 0-100 yaptın mı bunu? Yapmışsındır. Tabii canım, bunların hepsini vermiş. Durdu mu? Şimdi durmaya doğru gidiyorum böyle. Fren mesafesi 47 metre. Fena değil canım. Yani evet. Hafif olması sayesindedir büyük ihtimalle. Çünkü zaten şu kadarcık lastik var ya. Ne olacak ki? Tamam. Ne sığacak şeye gelelim. Bugün almak isteyen insanlar için bak, hala lastik da... ölçüsünü söylüyorum. 145-70-13. 13 al. 13 al. Ne bekliyorum onu da? 145 ama yani şu kadar lastik. O yüzden dedim var mıdır acaba lastiklerden? Buna lastik bulmakta zor olabilir bu arada. 13 çant çok az var. 13 çant çok az var. Ben o zaman bu araba için demişim ki mesela hidrolik direksiyon yüksek hız süratlerde dikkatli olmayı gerektiriyor. Demek ki çevirdiğin anda dönen böyle tepki veren bir araçmış. Bir not ekleyeyim buraya. 100-120 bin lira aralığında bulunabiliyor şu anda. Ya ben sana söyleyeyim mi? Yani yedek parçaları bulunabilir mi ondan çok emin değilim. Yani kolay bulunabilir miden çok emin değilim. Hani Opel motoru olsa bulunur. Ama bu kendi Daibor'un kendi motoruydu bu. Dolayısıyla hani çok ucuza beni A noktasından B noktasına götürsün. Ya yedek parçayı da bakarız bir hal çare. İkinci elde de satarken zor da satılsa fark etmez. Ben bunu alınca zaten 3-5 sene kullanıyorum dersen eyvallah yani. Alınacak otomobil yani sonuçta şehir içinde kullanacağım bir otomobil ama hani öyle otoyola çıkarım gazlarım, virajda var ya acayip dönerim, onları unutacaksın. Öyle bir şey. A noktasından B noktasına. O kadar. Nokta. Şehir içinde. Tamam. Bir de bir hatırladığım kadarıyla bunlarda zaten ABS falan yoktur. Tabii ki yok. Hani kontrol ettim ama tabii ki yok. Hani dikkatli olmakta fayda var kullanırken. Peki. Dediğim gibi bagaj yok gibi bir şey. Hatta onu da söyleyeyim mi? Kaç litreymiş bunun bagajı? 104 litre. Yok. Yani yok gibi bir şey yani. Bu arada 99-2001 aralığında bulunabiliyor. Zaten bir süre sonra şeyden kalktığı için yok zaten. Ondan sonra. Peki. Evet, bir sonrakine gel bakalım bu test yılından başka çıkacak mı? O zaman Citroen Saxo'yla devam edelim. Aslında oo. B grubunu çok almamaya çalıştım ama hani çok sayıda Saxo var. 2002 model Saxo'lar var. 250 bin kilometrenin üstü 1.4 ve 1.5 dizelleri var. Ah 150 be. Binin altına da bulunabiliyor. Saxo var burada. Ama VTS. Ama bir VTS'i var orada ama. VTS. Hani. Bunun sağ kalanı yoktur herhalde VTS'lerin. Yani duvarı öpmeyeni yoktur ondan. Abi bunlarla çok oynadılar zamanında. Bir de 106 GTI'cılarla Saxo VTS'çilerin kapışması vardı. Yani tamam Saxo, normal Saxo'ya geleceğim de. Bu otomobillerin beygir gücü iki farklı şekilde açıklandı. Kulakları çınlasın yine Nurkan abimiz. Onun dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman din normu ve SIE normu, SIE normu vardı. SIE normu Amerikalıların normu ve onu ölçerken motordaki bir takım parçaları sökerek ölçüyorlardı. Yani su pompası vesaire falan gibi motordan güç alan parçaları söküp ölçüyorlardı. Dolayısıyla SIE dinden yani Alman normundan hep daha yüksek beygirler çıkardı. Doğru, ama gerçek doğru. Hayatta öyle değil de yani gerçek kullanımda o değil. Ve 120 beygirdi 106 GTI motoru. Bu da aynı makine. 120 olması lazım. 136 mı ne açıklıyorlardı? 132 mi öyle bir şey açıklıyorlardı. Abi forumlar falan meşhur o zaman. Bunlar birbirlerine giriyordu. Bizim araba daha güçlüsün ki daha. Ya değil kardeşim yani işte. İkisi de aynı makineler. Yani aynı makine. Yani. Forumlar meşhur dediğin zaman forumun kralı buydu tabii yani. İşte onu söylüyorum bak dikkat yani. Altını çizerek forumun söylüyorum. Forumun kralı bizdik o zaman. Normal Saxo'ya dönelim. Az önce söylediğim gibi Peugeot 106 ile aslına bakarsan aynı platformda yükselen. Çoğu parçası aynı olan. Sadece ön ve arka görünümünde ufak tefek, yani önde biraz daha fazla değişiklik var elbette ama. Bir otomobil. B segmenti bir otomobil ama bugünkü B segmentleriyle kıyasladığın zaman A segmenti boyutlarında. Segment, evet. Hatta dur bakayım boyu neymiş bu GTI'nin, yani VTS'in. Nereye yazmışım? 3740 milimetreymiş. Hakikaten bugünkü A segmenti boyutu yani. Çünkü bugün B segmenti 4 metre sınırında geziyor. Yani vites geçişleri biraz lakluktu böyle. Kolay kolay her yerinden trim sesi de gelebilir. Tipiktir o böyle şeyler. Fransızlarda o dönemki Fransızlarda. Şu anda 20 yaşında bizim bahsettiğimiz bu otomobiller. Kesin gelir. Yani kesin 20, gelir. 20 yaşındaki halinden bahsediyor. 250 bin kilometre üstü. Ya işte hani 1.6 benzinlisi var falan filan şu bu. Açık söylemek gerekirse alınır mı? Evet alınır. Yani eğer temiz bir tane bulunabilirse ya da adam gibi bir elden geçirilirse
Rahat rahat yıllarca 150 bin, götürür. 150 bin liranın altında da bulunabiliyor bu arada. Bir saniye bir şeye daha bakacağım. Yapmış mıyız onu? Biz bunu da yapmamışız, tamam. Kataloglar da yapalım. Arkada reklamı var sanki onun. Baktığın şey. O 206'ymış. Evet bak 206 bu. Selet. Reklam almışsın yani, gördüm. Ben buna reklam aldım. Çok alıyordum ben buna reklam. Peugeot Partner. Neyse konuyu da atlayalım. Saxo alınır abi. Peki. Yani korkulacak bir otomobil değil. Parça problemi yok, servis problemi yok. Çok güzel otomobiller seçmişim sana. Peki o zaman bildik bir otomobil daha sorayım sana. Bunu daha önce belki konuşmuş olabiliriz ama Palio. Oo, Palio'nun ciğerini biliriz biliyorsun. Buna biz özel bir de ikonik. Evet ikonik. İkonik de çektik. O yüzden hani çok uzun tutmaya gerek yok. Evet. Merak edenler bana bakabilirler. Palio Fiat'ın. Bu arada şeyi söyleyeyim, 2007 bulabiliniyor. Özellikle o yüzden almışım. Yani yakın bunlara yakın göre. Yakın tarihli, evet. Ama 300 bin kilometre üstelik 1.2 ve 1.3 multijetleri var. 130 bin lira seviyesinde bu arada Palio. 1.2'ler benzinli bu arada. Fena bir makine de değildir ha 1.2'de. Yani iş görür. 1.3 multijet zaten hani efsane motorlardan bir tanesi. Fiat'ın dünya otomobildir Palio. Avrupa dışındaki pazarı aslında gelişmekte olan ülkelere özel yapılmış bir otomobildir. Yani bizde işte üretildiği Brezilya, Arjantin oralarda çok satıldı vesaire. Sağlam yapılı bir otomobildir aslına bakarsan. Altında acayip de bir travers vardır tam ön koltukların altında. O yüzden o ön koltuklar biraz yüksek yerleşimidir. Alçaltamazsın onları. Böyle garip bir hareket ikonikleri yapar. İkonikleri çekerken şeyi söylemiştin. Koltuğum öyle yaylanarak geri gitmesi. Böyle geri gider. Hani normal kızaklı değil, değil yani. Değil. O alttaki travers yüzünden. Genel olarak hani sağlam yapılı bir otomobildir ki ben yarıştım bile Palio ile. Hani toprak yarışına falan da girdim. Çok öyle yani şu hareketi çok yapar yolda. Gece öndeki araç sizin eğer biraz böyle dalgalı yolda gidiyorsan selektör yaptığınızı zanneder. Başımıza geldi. Ama hani Türkiye'nin otomobildir ya, her yola gidebilirsin otomobille. Yerden biraz da yüksektir altı. Dolayısıyla hani bam güm köy yolu, bay yolu falan dalarsın. Hala daha çok var. Bence alınır yani hiç. Bu ilk üçü arasında baktığım zaman ben şu anda Palio'dayım mesela. Hani ya işte bir üç, hele 1.3 multijet temiz bir şey bulursan gider. Bir de Türkiye'nin her tarafında kullanabilirsin Palio'yu. Her yerde. Yani. Ve her yerde parçasını bulursun. Yani Tofaş'ın malum bayi ve servis ağı çok gelişmiştir. Türkiye'nin büyük ağlarından bir tanesi. Fiat grubunda bir tane daha var soracağım ama önce sana şeyi sorayım. Hyundai Atos'u sorayım. Hyundai Atos. Aha buna bakayım. Küçük aynı, arabadan önce akla gelen. Aynı dönemin otomobilleri burada da olabilir. Bakalım. Tık. Hadi yavrum. Kia, Hyundai, Sonata. Yani. Atos GLS otomatik. Bunu da yapmışım. Bu otomobil çıktı, ben Hyundai'deydim. Hyundai çalışıyordum. Hem Atos. İkisini de yapmışım. Hem otomatik. Hangisini istersin? Otomatik o zaman bu sayfayı açıyorum. Şimdi Atos bu. Abi çirkin bir arabaydı be. Şimdi bakınca tekrar. Ya bu aslında bu Atos Matiz tarzı otomobiller biraz şeyi de hatırlatıyor. Japonya'daki Kei Car'ları hatırlatır. Özellikle bu Atos. Onlar da böyle kübiktir. Çünkü çok küçük olmak zorunda onlar. Vergi yüküyle ilişkili bir durum var orada. 660 cc'den daha büyük motoru olmaz Kei Car'ların filan. Ve neredeyse vergisiz gibi bir durum var. Bunlar da onlara benziyor ve tabii bu da aslına bakarsan Avrupa pazarında öğrenci otomobili ama Hindistan'da aile otomobili falan haline gelebilecek bir otomobil. 2000 modeli var şu an ikinci elde. 250 bin kilometre seviyesinde 1.0 motorlu ve 150 bin liranın altına da bulunabiliyor. 1 litre motor. 55 beygir girmiş. SAE üstelik açıklamışlar ama o da SAE net mi? Bir de SAE. Bir SAE vardı, bir SAE net vardı. Ya karıştırmayayım şimdi oraları. Ama ABS var bu otomobilde. Daibo Matiz gibi değil. Showroom'da güzel duruyordu böyle. Herkes bakardı, sonra gider aksent alırdı. Hani buna bakar ama birini alırdı mutlaka. Bu şimdi de kısa, dar ama yüksek bir otomobildi. Dolayısıyla baş mesafesi konusunda bir problem yaşamazsın ama bunda da bagaj yok doğru düzgün. Hatta onu da hemen söyleyeyim. 263 litre fena da değilmiş ha. Şimdi böyle bir düşününce tabii bu A segmenti bir otomobil olarak söylüyorum bunu iyi diye. Bugünkü B segmenti otomobillerle karşılaştırıp
baba sen de ne yaptın demesinler. Çünkü B segment otomobiller 300 plus. Ato, 300 üstü. Atoz deyince benim aklıma hep şey geliyor. Bir tane müşterimin aracı pert oldu benim. Hey, direkt neden? Atos'tan da direkt o geliyor. Arabaya bak hiçbir şey yok. Sıfır. Pırıl pırıl. Yolda gidiyor. Öndeki araba logar kapağına basıyor. Bir kalkıyor. Altı böyle. Mı? Altı komple jilet gibi kesmiş arabanın. Altı yok. Oo. Motor, vizesi, şanzıman hiçbir şey yok. Hepsini paramparça etti. Ama otomobil şey gibi duruyor. Kasko yok. Geçmiş olsun. Gitti araba. Bak ben de şey demişim mesela. Dariz açıklığı ve yüksek yapı nedeniyle özellikle keskin virajlara girerken dikkatli olmakta fayda var. Az önce bahsettiğim hı-hı. gövdenin tabii iz açıklığıyla da şöyle iletili, bir tür halinde. Bir yönden gidiverir böyle. Hiç anlamazsın bile ne olduğunu. Çünkü yüksek olduğu için ağırlık merkezi de yukarıda. Dar olunca iz açıklığı da dar. Aslında bir nevi bir SUV'a yaklaşmış o dönem yakalamışlar ama hani oradan yürüyememişler sanki. Yürüyememişler, yürüyememişler. Yoksa bir yaklaşma var orada. Bak lastik ölçüsü Matiz'den daha iyi. 155-70 olmuş. Onun 145-70 olmuştu. Gene 13. Bu arada tabii hani otomatik şanzımanlı olması ki 3 ileri otomatik şanzımanlı dikkat. Böyle 4 ileri, 4 ileri, 5 ileri falan. Hani öyle gerek yok ki. Ama modları var. Spor, kış, spor. Bak spor modu var bu arabanın otomatik şanzımanında. Kış ve ekonomi var bir de yani. Ama yine de manuele de bakalım. Yazıktır, günahtır. Ama sadece Atos demişiz. Ama bak bu kadar arabada şey yapıyor, gömmeyelim arabaları. Yok canım gömmek değil ya. Yazıktır, günahtır ya bunlar... deyince. yan rüzgardan etkileniyor da demişim ben bu arada. Fakat dar alanlarda manevra kabiliyeti çok yüksek çünkü küçük. Bir şey soracağım. Testlerini görüyorum da. Siz bütün bu testler için körfeze mi gidiyordunuz? Hayır, her zaman değil. Hayır. Sanki öyle körfeze gidiyormuşsunuz. Burası gidiyor. Burası şey. Hezarfen. Hezarfen mi? Hezarfen burası. Bir de Hezarfen'in devamındaki çünkü yollarda yapardık. Sizin ofisle körfez arası şimdi, hani kızgın kumlardan seri sulara. Yani güçlü otomobillerde piste gidiyorduk. Normal otomobillerde hep aynı yerde ölçüm yapıyorduk aslında. Bakarsan bu fotoğraf için. Ya ölçümü hep ben aynı 800 metrelik bir düzlükte yapıyordum. Yan tarafı böyle sonradan oluşturulmuş büyük bir set vardı. Dolayısıyla rüzgarı etkili yani durduruyordu. Şey gibi bu hani özel otomobiller pistte, normal otomobiller Hezarfen'de. Yok yok Hezarfen'de sadece şey fotoğraf falan çekiyorduk. Aslında. Daha normal otomobiller şeyin garajında falan hani oraya bizde, doğru gidiyor. Bizde garaj testi yok kardeşim. Bunu yapanlar olduğunu da biliyoruz emme. Plastik testi yaptın mı tamamdır abi. Yap, ses yap, gelmiyorsa. Yap. Aynen öyle. Bu arada boyu 3495 milimetreymiş. Çok kısa. Yani 3,5 evet. metre. Ya biçimsiz bir otomobildi ki böyle küçük, yüksek hani. Tabii tabii. Biçimsiz dur bir dakika. Bunda Smart da var. Smart'ın boyuna da bakayım. Öyle bir karşılaştırma yapalım. Evet. Skoda'dan sonra. Aa nereye koyduk bir Smart? Bunda yok mu ya? Ha tabii biz bunu şey olarak hazırlamıştık. Kapakta var bak Smart gördüğün gibi. Evet. Ama kendisi yok. Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu ya? Lütfen rica ediyorum ya. Bulamadık. MCC'di o zaman çünkü markası. Ha. MCC Smart'tı. Bak açtım o geldi. Bunun boyu kaçmış? 2500. Bu şey onunda long kalıyor. Atozonun yanında long kalıyor 2500, yani. 2500, 3500. Tamam. 2 metre 50 santim, 3 metre 50 santim, 1 metre. Ha şu kadar. Masa kadar. Masanın 3'te 1'i kadar. Yani küçük bir otomobil. Ama alınır mı? Evet çünkü Hyundai Türkiye'de. Yedek parça bulunur. Ya işinizi görecek otomobildir bu ya. Yani hani... Şehir içinde iş evet. görür abi. Yakıt tüketimine de bakayım bari o zaman. Ne zaman ne yapmışız biz bununla? Test tüketimi 7.9 litre. Yani işte bugünle kıyasladığımız zaman yüksek. Yüksek, evet. Ama üzgünüm o zamanki teknoloji ancak bunu yapıyordu. Ya Hyundai bir de her zaman hani sarfiyeti yüksek bir marka motor teknolojisi. Bu arada 35 litrelik deposu varmış o yüzden 443 kilometre menzil hesaplamışım ben. Yani. Gayet iyi. Şehir içinde hani olabilir mi olabilir. Fena da sayıda yok bu arada. Devam edeyim mi? Tabii tabii tabii. O zaman bize sen bir de Nissan Micra anlat. Hangisi? İlk yuvarlaktan önceki. İlklerden. 97 model bulunabiliyor maalesef. Hani çok fazla bulunamıyor. 300 bin kilometre üzerinde ve 1.3. Şu yani. Aynen o. Lan var ya hepsi aynı yerden geliyor. Bu CVT'si. Micra Magic. Bak bir de Magic. N CVT bir de bak. İsme bak.
Bu Türkiye'ye gelen ilk Micra zaten hani. Sonraki versiyonun tasarımı çok güzel. Ona ben bayılırım. Onun çok kullanımına da bayılırım. 1.2 80 beygirlik motor vardı onda. Ama bu o değil. Bu o değil. Bu ondan önceki. Bu Türkiye'nin CVT ile tanışmaya başladığı dönemdeki modellerden bir tanesidir. O dönemde hatta Rover'larda falan Honda'nın bazı versiyonlarında da CVT ile başlamıştı. Ki o dönemde şey de çok iyiydi. Primera falan da çok iyiydi Türkiye'de. Yani bu otomobiller de iyi sattı. Primera da iyi sattı. Bu Micra'dan daha çok diğeri sattı ama Primera fena değildi. Açık söylemek gerekirse. Ama hani Nissan daha çok Terrano'lar, Pathfinder'larla falan tanıdı Türkiye'de. Deli yani, yürek. Bilmiyorum artık nereden ama hani... Nasıl bilmiyorum? Deli yüreği izlemedin mi sen? Gerçi ben de izlemedim. Ben izlemedim, yok. Aa bak, bunda da 1275 cc makina, 75 beygir, bir üst ve yani bir sonraki kasada 80 beygir olmuştu galiba. Aslında kullanışlıdır biliyorsun. Çınar'ın otomobili bu. Çınar'ın ilk otomobili bu arkadaşlar. Çınar da buna nasıl sığdı arkadaşlar? Sığmış. Boy ne şey ne kadar? Uzunluk 3720. Ha. Sakso kadar. Evet. Yani o dönemin B segment otomobilleri aşağı yukarı bu boyutlardaydı zaten. Bugün A olur bu değil mi? Micra. B'ye yok, girer mi? A, yok, A olurdu bu. Bu boyutlarla A olur çünkü. A olursun. Biraz sertçe bir süspansiyon vardı bu otomobilde. Hani mesela Clio'ya bindiğin zaman daha böyle gevşek bir otomobildi. Mesela buna bindiğin zaman biraz daha derli toplu, daha böyle hızlı gidecekmiş hissi veren veya virajlarda yani yapıştır yapıştır diyecekmiş gibi hissettiren sertlikte süspansiyon vardı ama yine de virajda gövde yatar. Tipik Fransız gibi yani aslında Japon olmasına rağmen. Fakat tabii CVT'nin hani ilk CVT değil de şöyle söyleyeyim, CVT 1960'ların sonunda DAF'ta kullanılmaya başlandı. İcat eden de DAF'tır zaten. Ondan sonra o zaman binek otomobilleri de vardı onların. Sonrasında Japonlar bayağı bir sahip çıktı. İngilizler biraz kullandılar filan. Ama o yıllardaki CVT'ler bugünküler kadar başarılı değildi. Mesela bugün şey yapıyor, tam gaz yaptığın zaman bazıları mesela 4000 devirde tutuyor seni. Gereksiz bağırtmıyor makineyi. Hani motor devriyle kasnak hareketini yakınlaştırmaya çalışıyor. Ya da tamam cart diye 6000 devre geliyor ama bir noktadan sonra böyle vites değiştiriyormuş gibi devir düşürüp çıkartanlar var. Toyota'nınki mesela öyle yapıyor. Ve tabii aktarma hissi daha iyi şimdiki CVT'lerde. Bunlar öyle değildi. Bir koyardın gaza, hızdan 0-100. Allah'ım bitmez o 0-100. Bir koyuyorsun 6000 işte 5500 6000 devir. Baa diye bağırıyor, daha yerinde yürüyen adamı geçememişsin daha ya. Baba bir yürü hani, anladın mı? Öyle bir şanzıman, öyle söyleyeyim sana. Mesela bak oğlum vites oranlarını yazmışım. 2.5037 ile 0.4977 arasında sürekli değişken oran. Bu arada CVT'ler sonsuz oranlı değildir. Başlangıç ve bitiş oranı arasında sürekli hareket eder. Onu da söylemiş olalım. Abi torku mesela 103 Nm. Fena bir tork değil. İyi tork. O dönem için ve böyle bir otomobil için iyi tork yani. 0-100 13.6 saniye. CVT için iyi bence yani böyle bir otomobil için. Bak mesela bu çok sık rastladığım bir problemdi. Sadece Nissan yani bu Micra'da değil. Abi fren testi yapıyorsun. ABS yok bunlarda. Kilitlemiyorsun. Geliyor. Abi son yarım metre mesela artık durmak üzere kilitler abi. Caz diye durursun. Bak Fransızların bütün ABS'sizleri bunu yapardı. Bir de bu yapıyordu. Tam bu da Fransızların ya. O zaman Renault birleşmesi yok. Yok daha yok. O zaman ortaklıklar var böyle ufak. Tamam, bu göz kırpıyormuş o zaman onlar. Yani enteresan ama hani kullanışlılık açısından yani sade bir otomobil. İç mekanı da sadeydi. Hani öyle oyuncaklı mı oyuncaklı bir otomobil değildi. Ama A noktasından B noktasına şehir içinde sizi gayet güzel taşır. 25 yıllık bir otomobil ama. Şimdiye kadar konuştuklarımızın büyük Palio hariç hepsi oralarda geziyor şu anda. Peki. O zaman sana bir tane de daha eski bir otomobil sunayım. Oo. Daha eski. 94 yılından bir otomobile gidiyoruz. 94. Şimdi kameralarımızı 1994 yılına çeviriyoruz. Benim mesleğe başladığım yıl. Hey gidi hey. 200 bin kilometre üzeri ki 250'de vardır o. 100 bin lira seviyesinde bulunabiliyor bu otomobil şu anda. 100 bini ver al git. 1.3 motor. Karşınızda Skoda Favorit. Oo, Favorit. Çok nasıl? Sattı Türkiye'de. Çok acayip sattı.
Favori deyince ilk aklıma gelenler son derece yumuşak debriyaj pedalı, son derece yumuşak direksiyon. Ama güvenlik hissi vermeyen bir gövde. Volkswagen birleşmesi dönemleri onlar ya aslında. Felicia aslına bakarsan tabii Volkswagen'le birlikte yapılan model. Ama Türkiye'de Skoda'nın en çok satan modeli, yani Türkiye'nin en çok satan markası olduğu dönemler bunlar, 90'ların başları. Buna 150 bin lira mı istiyorlar? 100 bin liraya alınabiliyor dedim. Ha, 150 bin liraya kadar deyince bir an böyle... Not olarak düştüm bak, 100 bin, lira, 100 bin lira seviyesinde alınabiliyor bu dedi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Alınır. Yani alınır ve kullanılır bence. Ya 100 bin liraya alınır mı? Kullanılır. Ama çok şey beklemeyeceksin. Yani bir kere donanım beklemeyeceksin. Hani çok fazla bir şey çıkmaz. Ya ben şey, hayalet ekran ve şey olsun. 12, onu yaptırır sanaydı. 12 inç ekran olsun yeter yani bir de. Bak 100 bin liraya bunu al, bir 100 bin lira daha harca, sana bir araba yapacağım aklını durur. ya hakikaten ama Türkiye'de çok var onlarda, yani favori çok var. Favori var. Hatta onun Black Line falan gibi şeyleri de çıkmıştı. Seriye böyle simsiyah olanları falan da çıkmıştı. Özel seri falan. Bizim bir arkadaşımız vardı. Bu arada bu dönem Lada'nın da deli gibi sattığı dönem Türkiye'de. Kapıştıkları dönem o. Samara favorit. Samara favorit. Lada Samara mı? Skoda favorit mi? Böyle yıkılıyor ortalık. Tabii. Bak mesela o iki otomobili kıyasladığın zaman Samara çok Rus'tu yani. Ağır. Hani hissediyordun biraz daha böyle geri kafalı bir mühendisin yaptığını. Tasarım açısından söylüyorum özellikle bunu. Favorit daha canlı bir otomobildi. Arkadaşlar şöyle bir şey getirin gözünüzün önüne. Caddedesin. Lada Samara var. Skoda favorit var. Bir de Bulgaristan'dan gelmiş Ciguli Moskoviçler var. Moskoviç var. Üçü böyle yollarda. Abi, onlar da Bulgar plakalı. Moskoviç Türkiye'ye geldi. Resmi olarak geldi. Testini yaptık biz. Sonraki dönemde geldi. 96-97 falan olmalı. Tahmin ediyorum. Oralarda olması lazım. Ama geldi. Tam onu bir hatırlıyorum da. O çok zaman... ağır bir arabaydı o. Allah yani. Külçe. Yerinden kalkamıyordu garibim. Ya ben onu daha önce belki birkaç yayında anlattım. Bakü'ye gittiğim zaman gördüm. O zamanlarda işte. O dönemlerdeki Bakü'de. Onu bildiğim Porsche muamelesi yapıyorlar onlara. Şimdiki Bakü ile bugünkü Bakü arasında yalnız böyle bir şey var. Hani 3000 yıl fark var. Böyle bütün sokaklar Ciguli. Ya ama normal. Başka bir şey yok adamlar. Ne yapsın? Bir de orada sıraya gir, yıllarca bekle falan. Bir de Tavriyalar vardı, hatırlar mısın? Aa, hatırlamaz mı? Tavriya da geldi Türkiye'ye de, çok tutmadı o. O Samara'nın küçüğüydü. Yalnız bu Skoda favorit. Yani, yok yani 100 bin liraya keser. Ayağınızı yerden keser. Çok da dert çıkardınız. Bir de hani Skoda teşkilatı Türkiye'de kuvvetli. Servis ve yedek parça anlamında söylüyorum. Hani oralarda dert yaşamazsınız. Benim ikinci el otomobilde en çok çekindiğim şey parçanın bulunamaması. Evet. Ya da ustasının bulunamaması. Usta artık hiçbir yerde yok ya. Yani. En azından yetkili servis olunca şarlayacağın birileri var. Yani Skoda kurumsal. Ama Skoda favoritleri yetkili servise gitmeyin bence. Yani bilemiyorum. Yani o da var yani, çatlamıyorum orayı. Işte. Ama en azından parçaya ulaşmak kolay. Parça bulursun. Çünkü en nihayette ister bulursun. Peki sana ne sorayım diyorum. Bu arada kaça geldik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 aracımız kalmış şu an geride. Peki. Değil mi? 1, 2... 3-4 araç. Peki, bundan sonraki 4 aracın ikisini sen kullandın. Bu sohbetlerimizden biliyorum. O zamanlar yanında değildim. Onlardan bir tanesiyle o zaman gidelim. Tamam. Sana bir tane Ford K diyeyim. Vay. Çok severim. Al sana ikonik. Bak, ikonikti de Türkiye'de tam ikonik olamadı. Oğlum, Ford K'yı ilk gördüğünde bak, ama ilk gördüğün anı getirsene. Ne geçti içinde? Uğur böceği. Dedim, bu ne lan? Bence Uğur böceğiydi o. Vallahi öyleydi. Bak onun tasarımıyla ilgili bir hikaye anlatılır. Bu arada notları söyleyeyim, çok özür dilerim. 2001 model bulunabiliyor. 200 bin kilometre üzerinde 1.3 motor. Onları da söylemiş olayım arkadaşlar, şey yapmasın. Çok özel bir otomobildir. Niye? Anlatılana göre. Yani Ford'un tasarımcılarıyla konuştuğumda da anlattılar bunu. Doğru olma ihtimali yüksek olduğu için anlatıyorum. Bu Ford o zaman işte New Edge tasarımı bu. Hani böyle Focus da aynı dönemin otomobilleri, ilk değil. Focus. Evet. Üçgenler falan, böyle değişik çizgiler. Şey diye anlatmışlardı bana. İşte Ford'un tasarımcılardan bir tanesi şeyde Paris'te galiba işte şeyde oturuyor, bir yol kenarında kafe diyelim. Soğuk bir içecek var. Önünde böyle üstü damlacıklar yapmış. Böyle aldığında o damlacıklardan baktığın zaman her şey kırık kırık görünür ya. Bir otomobil böyle bir şekil mekil değiştirince ilhamı oradan almış derler.
Kaan'ın ilhamını. Bence çok zorlamışlar yani. Hani bayağı belli zorlamışlar. Olmaz. Tasarımcılar garip insanlar. Oğlum ya Allah aşkına gidiyorduk işte dünya lansmanı. Baş tasarımcı çıkıyor. Otomobil bir anlatmaya başlıyor baba. Lan o kelimelerin yarısını ben bilmiyorum zaten. Hani bir araya getir desen getir hemen. Herif bir anlatıyor. Hiçbir şey anlamıyoruz ha bu arada. Anlıyorum diyen yalan söyler. Gazeteciler için söylüyorum bunu. Evet, bizim şureka yani. Ama bravo abi falan oluyorsun yani. Ama siz, anlatması yeter herifin ama zaten. Ama siz de öyleydiniz. Ne açıdan? Şimdi seneler önce bir gün siz o zaman şeydesiniz. Ben Sonax'ta olabilir miyim? Evet olabilirim. Ben gittim abi Halit'in ofisine takım elbiseler falan böyle hani. Öyle o zamanlar öyle yaşıyoruz. Abi gittim bunların ofis böyle. Birisi şortla oturuyor, birisi ayakta. Ne yapıyorsun? Tasarım yapıyorum, dergi çıkıyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Öyle çalışılır mı? Oğlum o ben değilim ama. Sen değilsin de. Değil. Bütün ekip böyle bir hani şortlar, terlikler falan böyle. Biz sıkıya gelemeyiz öyle. Ne yapıyorsun? Abi ben işte üretiyorum ya falan. Sen, ne yapıyorsun abi? Sen gece 10'dan sonra geleceksin çünkü o ekip hala orada. Yetiştirmemiz lazım oğlum. Bu olmamış oğlum nasıl yapıyorsun sen bunu falan diye. Ben sen de, orada beni göreceksin böyle kızarmış mı surat. Ben dedim ki çalışmıyor ki bunlar. Hepsi bir ayakları uzatmış birileri bir şey içiyor falan. O zamanlar böyle kahve de çok moda değil. Hani böyle meşhur kartonlu kahveler yok elimizde. Onlar yok da onlar yok. Dur bakayım ya Ford K var mı acaba burada ya? Anlatmaya devam ediyorum bu arada. Tabii tabii. Ha, Ford K'nın bir diğer önemli özelliğini de söyleyeyim. 1.3 litrelik motor Anadolu motorudur. Ne diyorsun? Evet. Kent motordur o. Blokten eksantrikli. Anadolu motorunun enjeksiyonlusu. Üst kapak farklı. Düşün yani 60'lardan gelen bir motoru vardır. Blok'tan egzantriği bugün nasıl anlatırsın ya? Nasıl anlatırsın? Hadi Blok'tan be, egzantriği nasıl anlatırsın Fiesta varmış ya? Burada. Focus falan varmış. Yok. Buraya koymamışız. Dayanıklı bir makineydi o. Bir de yetiyordu abi. İşte o da 75-80 beygir civarlarında bir şey olması lazım. Bugün temizini bulmak mümkün müdür bilmiyorum ama hani bulunabilirse tam böyle öğrenci abi, otomobili bak, bu ya. Hani yağ gibi kayan otomobil tanımı vardır ya. K tamamen öyle bir otomobildi. Ford K. Yemin ediyorum bak otoyola çık, çevre yoluna çık. 90'la giderken mesela hani arabayı dinle, hissetmeye çalış. Abi pürüzsüz ilerleyen bir otomobildir. Ya Ford'un şasi mühendisliğinin yani iyi örneklerinden bir tanesidir bu arada. Beetle'a rakip olarak düşünülmüş olabilir mi? Yani sadece Beetle değil aslına bakarsan. O gruba. O gruba. Ama devam etmedi mesela. Şimdi bak, o dönemlerde hani o yıllarda belki artık üretimi çok azalmıştı veya vesaireydi ama mesela Citroen AX'ler vardı 90'larda hatırla. Evet. Onun gibi otomobiller Avrupa'da çok tutuyordu. Bir de Mini vardı. Mini yerine oynuyor. Yani Mini'ye aslına bakarsan alternatif olmaya çalıştığını da söyleyebiliriz. Ford K'nın. Yani iyi bir hani A segmenti otomobil olarak çıktı yollara. İç mekanı kalitesizdi plastiği. Hakikaten güzel değildi ama torpido gözü de denmez. Böyle bir torpido kutusu vardı onun bir tane. Dönerdi. Olduğu yerde çevirirdin onu falan böyle. Enteresandı. Şanzımanı nefisti. Tipik Ford şanzımanı tık 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 geçer. Ben onlar Ali'ye de girdim bu arada. Ford K'yla. O zamanlar onları modifiye ediyorlardı. Serdar abinin Bostancı'nın kulakları çınlasın. A.5 dedikleri bir otomobil yapıyorlardı. 95 beygir, kilitli diferansiyelli ve onunla Rally Cup falan yaptılar. O otomobillerden biriyle... K-Cup vardı ya. Tabii. K-Cup pistte yarıştı, basına yaptılar. Doğru. Ben o yıl, 98 yılıydı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Caterham'da yarışıyordum. Yarış lisansı olan gazetecilere izin vermediler K-Press Cup'ta. O yüzden Hrant'la bizim Ali Başkan yarışmıştı. Aynı gün yarışa gidiyorduk aynı pistte. Ben K'ya binemiyordum. Neyse sonra Otoshow dergisi çalışanları olarak kendi aramızda kap yaptık bir tane. Tabii ki. Yani. Neyse. Ama Hrant'la çok pis kapıştık orada. Hrant çünkü o arabayla yarıştığı için benden iyi biliyordu toplam pisti. Bir pistin iç tarafında özel bir parkur yapmıştık. Bunu da yapan Hakan Dinç'ti. Onu da kulakları çınlasın. Orada ben açık ara. Fakat 5 tur şeyinde Hrant benim önümde kaldı. Çünkü şerefsiz ne yapıyordu biliyor musun? Ben sonradan ayıldım o işe. O zaman biraz daha farklıydı pist ama Pirelli virajı gene Pirelli virajı. Şimdi ben bunun dibindeyim. Fren lambaları yanıyor. Mecbur frene basıyorsun sen de. Şerefsiz sol ayağıyla fren lambası yıkıyormuş bana. Ayağını gazdan kaldırmamış. Anladım da çok geç oldu. Neyse vesaire. K ile biz rally'e şunun için girdik. Yine kulakları çınlasın. Yalçın Arsan o zaman Ford Otosan'da. Serdar abi, Yalçın Arsan, ben.
Oturduk, onlardan şöyle bir teklif geldi. Ya Ford Ka ile yarışa gir ama bunun karşılığında insanlara bir şey anlatalım biz. Ne anlatalım? Şudur budur. Abi yine kulakları şınlasın Burak Tosun kopilotum. Ondan sonra her etapta önceden belirlenmiş süspansiyon ayarı değişikliklerini yaparak yarıştık biz sözde. Yani sözde çünkü Proflex süspansiyon vardı, amortisörler vardı, çıt çıt ayarlıyorsun onları. Proflex'in bu arada kulağı çınlasın. Kulağı çınlamaya kalmadık programda. Herkesin kulağı çınlattık. Ama en kötü etapımız şeydi, lastik hava basınçlarını arttırdığımız etaptı. Abi çıktık toprak yarış, toprak rally. Daha etap başında servisten çıktık, lastikleri aşırı şişirdiler. Çıktık, etapın başındayım. 3, 2, 1, çıktım, çıkamıyorum. Araba sürekli patinajda. Neyse yürüdük 2, 3 falan. Şimdi garibim Murat Tosun not okumaya çalışıyor. Bağıra bağıra böyle. Dedim Murat bırak notunu bırak. Gördüğüm gibi gideceğim. Gidemiyorum ki. Buz üzerinde gibiyiz böyle. Yüze yüze gidiyoruz arabayla falan. Sonra onu ek haline getirdik falan. Her neyse. Ford Ka güzeldir. Niye bugünlerde böyle şeyler yapılmıyor artık? Onun yenisini yaptılar biliyorsun. Tutmadı. Hayır hayır. Arabadan bahsetmiyorum. Bu tarz projeler. Bilmiyorum ki. Serdar abi güzel yapalım mı bir proje? Güzel işler bunlar. Bak, ya. Yapalım mı bir proje? Ya yapsa da bize kalmaz o işler ya. Ya baba, söyletme beni o şimdi. Zamanlarda yarışanlar vardı da projeleri biz yaptık yani. Peki, güzel bir otomobil daha söyleyeceğim sana. Son 3'e girmişiz. Çok özür dilerim. Yani Ford Ka alınır mı, temiz kullanılmışsa alın, çok keyifli otomobildir. Özellikle dar virajlarda, arka arkaya gelen virajlarda nefis yol tutar. Gir abi sarı siteye, Ford Ka satışta fiyatı artır. Halit Bolkan'ın övdüğü otomobil. Tak yaz, 20 bin daha koy. Bir de onun üstü versiyonu vardı, Street Ka. Onu pek sevmezdim ben. Peki. Sana bir de Suzuki Swift sorayım. Swift güzel. 2001 model 200 bin kilometre üzeri 1.0 ve 1.3 motorları abi, var. Çok tipik Japon otomobilidir yani. Telefonu mu öttün? Ya yapabileceğim bir şey yok ya. Tamam devam et, problem yok. Çok tipik Japon otomobilidir. Swift 90'larda da çok meşhurdu Türkiye'de. Yani Türkiye meşhur, pazarına evet. İlk giren Japon markalardan biridir aslında Suzuki. Yani ilk Mitsubishi girmişti 80'lerde. Sonra Mazda, Toyota geldi. O dönemde Suzuki de vardı. Hatta Vitara'lar falan çok meşhur o zaman. Vitara, Grand Vitara falan. Genel olarak benim duyduğum kadarıyla, yani kullandığım alçak oturum, yani böyle oturma pozisyonu alçakta falan bir otomobildir. Küçük bir otomobildir zaten. Ama çok pratiktir kullanması. Ve genel olarak mekanik sağlamlığı diğer Japonlardan çok farklı değildir. Suzuki Türkiye'de de var zaten. Hani Doğan Trend distribütörü. Hani yedek parça problemi olacağını da zannetmiyorum. Bir dönem çünkü bir küçüldü Suzuki Türkiye'de. Sıkıntılar yaşadılar. Evet. Doğan Trend'le beraber tekrar belli bir kaliteye ulaştıklarına inanıyorum açık söylemek gerekirse. Alınır mı? Evet, alınır. 20 yaşın üzerinde ama Suzuki Swift alınır. Alınır, evet. Hani Japon sevdalısıysa birisi, evet alınmayacak otomobil Japon değil. Sorunsuzluğu onda da var bu arada. Yani. Genel olarak Japonlar zaten, genel olarak ama hepsi değil. Fakat Suzuki de o konuda iyidir. Yani Swift'ler keyiflidir yani kullanması. Swift'i bir gün ikoniklerle ayrı konuşalım bak. Hakeler. Onun GTI'yi vardı 96-97'lerde. O bir türlü kafayı kaldıramadı. İşte Corsa, GSI falan filan çok ezdi onu. Ama o da enteresan bir otomobil yani. Tamam işte biz o şeyleri, mağdurları seviyoruz o yüzden. Bitti mi? Hayır. Ha devam et. İki tane daha var. Tamam. Aslında herkesin genç neslin, üniversite öğrencilerinin vesairenin yeni neslin, genç neslin almak istediği ama ulaşamadığı bir otomobil var. Renault Twingo. Aa. Niye bu kadar ikonik oldu onu da bilmiyorum ama... Gerçekten ikonik bir otomobil Renault abi, Twingo. Twingo çok enteresan otomobil. Gerçekten çok enteresan. Renault da bilmiyordur bunun bu kadar neden çok tutulduğunu. Mesela Fransa'da falan da, yani Paris'te, Maris'te de çok görürdük eskiden de. Çok pratik bir arabadır. Oturma pozisyonu biraz değişiktir yani. Biraz garip gelebilir insanlara. Ben bu arada Twingo hiç kullanmadım. 99 kullandım. Modeli var. 250 bin kilometrenin üzerinde 1.2 motor. Yani ben kullandım. Bir arkadaşımız da vardı. O sayede kullanmıştım. Dediğim gibi oturma pozisyonu biraz gariptir. Böyle daha spor otomobile yakın bir oturma pozisyonu vardır. Ve pedalların konumu falan biraz garip gelebilir önce. Hatta biraz uzak kalabilir, direksiyon daha yakın kalabilir falan. Fakat kimileri tasarımını şirin buluyor. Ama şöyle bir gerçek var. Çok pratik bir otomobil. Çok kolay kullanılan. Hani o segmentte bir otomobilden istediğini alabildiğin bir otomobil Twingo. Türkiye'de de bayağı bir hastası var, öyle söylemek lazım. Twingo'nun şeyleri, kulüpleri falan var. Hani... Böyle normal test etme şansım olmadı açık söylemek gerekirse ama kullandığımda benim de
biraz garipsesem de hoşuma gitmişti. Bir de geniş cam alanlı falan böyle ferah falan bir otomobildir. Hatta bazılarının tavanı açılır brandalı gibi. Doğru. Dolayısıyla hani gençlerin seveceği detaylar olan bir otomobil. Alınır mı? Evet alınır. Evet, Twingo'da eğer bulabilirseniz alın. Çok da sorunlu bir otomobil değil. Sorunsuzluğu da... Ya bir de bak şunu söylemek lazım. Şimdi burada 20-25 yaşındaki otomobillerden bahsediyoruz. Bunların çürüğü olacak, çarığı olacak, çarpığı olacak, boyanmışı olacak. Yani kokpitte çatlağı olacak. Bunlara bir şey söyleyemem. Eskiden dedim bizim gençliğimizde kaporta boyacılar vardı. Tabii canım. Sonra bu kaporta boyacılar sen arabayı verirdin. Güzel soyardı onu. Soyardı o arabayı komple. Ama bir ay falan kalırdı. Tabii. Komple boyanırdı, terlerini, toparlanır, sıfır olarak teslim edilirdi sana. Şuraya içeri de temizlenirdi. Şimdi böyle bir araba yapsan, pertten çıkmıştı. Evet. Eskiden o arabalar daha değerliydi. Evet. Çünkü çürüğü yok arabanın. Her şey temizlenmiş, pırıl pırıl. Ve bunu yapan çok adam vardı. Ve bu iş de hani artık benim arabanın bakımı geldi falan deyip. Sonra bence bu iş kaskolarla başladı. Kaskodan hasar yüzünden indirim alamamakla ilgili bir durum olsa gerek bu. Yani geçmişte, yani hakikaten de çürük otomobil ucuza alınırdı. Hani veya tamamen orijinal boyalı, abi hiç dokunmuyor. Ele baba 15 yaşında çürümüştür ya bu diyorduk. Mercedes'te çalıştığım, serviste çalıştığım dönemde bizim servisçi İstanbul'dayız. Abi bu tarz yaptıracak adamları böyle Düzce'de bir usta vardı. Oraya gönderirdik arabaları. Düzce'ye giderdi arabalar. Vay be. Bir ay, bir buçuk ay orada kalır. Neydi? Doğan Usta mıydı? Neydi adamın adı? Unuttum bak. Abi bir buçuk ay sonra araba bir yedir. Sıfır. Cillop. Bu arada o arabanın motoru falan da bizde olur. Sen de orada onu... Tabii motoru şanzımanı, diferansiyeli onlar hepsi bir... Ya tabii şimdi bak... Kasa öbür tarafta yapılır. 100 bin kilometre diye hep konuşulur ya. Evet arkadaşlar, eskiden motorlar 100 bin kilometrede biterdi. Yani bir psikolojik sınır falan değildi 100 bin kilometre. Gerçekten 100 bin kilometrede şakır şakır duman atan, yağ atan, işte segman falan... İyi ihtimalle segman atılırdı motorlara. O da bir 15-20 bin götürürdü yani. Peki bir soru. Beylikdüzü yapılmadığını varsayıyoruz. O dönemden bahsediyorum. İstanbul dediğin yer cücük kadar bir yer zaten. Gün içinde yaptığın kilometre zaten 10-15 kilometre hiçbir zaman geçmezdi ki. Çünkü şu kadar, bütün şehir bu kadar zaten. Böyle değil şu anda. Değil. Ya onu geç. Ya Manisa da bu kadarcık bir yerdi. Ya bilenler için söylüyorum. İstanbul'un sonu Bayrampaşa'ydı. Tabii. Bayrampaşa'nın ondan sonrası Bostan. Yani otoban var, ya otoban yapılmış. Bayrampaşa'dan geri dönüyorsun. Artık bundan ötesinde şehir yok. Düşünsene İstanbul'un sorunu var. Zaten o yüzden meşhurdur ya Bayrampaşa cezaevi. Niye? Şehrin dışına yapılmış. Şehrin en dışı, en sonuna cezaevi yapmışlardı mesela. O, Bayrampaşa cezaevi. Manisa'da da bizim çocukluğumuzda öyle şeyler. Yani öyleydi yani o iş. Dolayısıyla kilometre de yani çok yaptığım bir şey değildi. Ve otomobili olan insanlar da her yere de otomobilleriyle gitmezlerdi. Eski otomobillerde 99.999'dan sonra 0001'e evet. Geçerdi. 100 bin yoktu. Evet. Çünkü o yıllarda gerçekten de çok kilometre yapılmazdı yani. Ha bu arada şeyi de anlatıyorum işte. Otomobil olan da her yere her şekilde otomobille gitmezdi. Otomobil durur, minibüse biner, gider işine de otobüse biner, geri gelir. Böyle, Ben Manisa'da merakımdan belediye otobüsüne binmiştim. Hiçbir yere ben otobüse binerek gitmiyordum ki. Merak ettim ya nasıl bir şeydir bu otobüs diye. Hani o zaman para falan da verebiliyordun demek ki bindiğime göre. Söylediğim yıllar 80'lerin ikinci yarısı falan. Benim, 80'ler. Benim okul otobüste gittiği zamanlar onlar. Abi biz bisikletle gidiyorduk ya, her yere ya da yürüyerek gidiyorduk yani. Otobüs, ya abi Topkapı'dan otobüs doluyor. Öyle bir doluyor ki kapı kapanmıyor. Tamam mı? Bak. Sonra kapıda şöyle bir adam var ve bu otobüs böyle gidiyor. Mecidiyeköy'e kadar ya. Minibüsler de öyle gitmiyor muydu? Nasıl gidiyordu? Nasıl oluyordu? Böyle gidiyorsun yani. Gidiyordu abi gidiyor. Ya düşün Topkapı garajı yani. Çalıştım oğlum ben orada. Ey yavrum ey. Çalıştım ben orada. Oo, ben orada yerde staj orası. Yaptım. Neresi beni bir gün neyse. Şeye verdiler. Oğlum araba konuşuyoruz. Tamam konuşuruz be ne olacak. Topkapı garajındayım. Sürgünde olduğum zamanlar o zaman. Beni şeye verdiler. Radyatör tamirine. Oo, radyatör lehime gideceğiz. Dediler ki sen radyatöre önce şişleyeceksin. Bir ara balata çakmaya verdiler. Çok zondu iş. Baba o iş bende. Tamam, balata ben çak... yıllarca yaptım. Dedim ki ben yapamam bunu ya. Balata çak falan. Neyse dediler ki seni en iyi yere veririm radyatöre git. Radyatöre gittim ben. Orada bir tane usta var. Hoş geldin, hoş geldin. Ders 1 dedi. Ne dedim? Sana bir kurşun dökeceğiz. Abi böyle bir şey yok. İş olmadığında gel sana bir kurşun dökelim. Tabii, hemen şey sen. Her taraf kurşun zaten lehimde.
Hemen örtüysen foşşun dök, kurşun dök. Ooo sende göz var, gönder gitsin. Çat pat pat. Hay Allah'ım ya. Çok acayip zamanlardı ya. Değil abi yani, deli misin? Ama güzel zamanlardı be, 80'ler 90'lar. Yani bu arada arkadaşlar bize bir şey yazıyor. Abi otomobilin 6 yılları 90'lar, şimdi birisi yazacak. Ulan 6 yılı 90'lar diyorsunuz. Moskoviç, Lada Samara, Skoda Favorit. Bu ne lan? Hani ne oldu 6 yıllar? Ama Mazda 626 var, Toyota Corolla var. Ne bileyim E36 BMW var. Hani var, güzel güzel Mercedes'ler var. Ford Taunus var. Hadi son arabayı sorayım, bitirelim. Bu da senin kullandığın arabalardan. İkisini birden soracağım bunu. Aslında Tipo diye başladım. Fiat Tipo. Ha. Ama Uno da var. Aa. Ve ikisinde çok var. Oğlum Fiat Tipo kullanmadığın araba dedin. Ayıp ettin şimdi bana. Ciğerini biliyorum ikisini. Kullandığın araba dedim ya. Kullandığın araba geliyor dedim. Ha, tamam, okay. Tipo ben var, Uno da var dedim. Hani Tipo diye araştırmaya çıktım. Dedim ki Tipo'yu sormuşken Uno'yu da soralım dedim. Tipo kullandığını biliyorum yani. Uno'nun önce bir küçük motorlusu gelmişti. S. Notlarımı söyleyeyim önce. 2000 model var. 300 bin kilometrenin üzerinde. Tabii, bu arada 150 bin liranın altında da bulabiliyorsun. Bunları 1.4 ve 1.6 motorlar var. Notta şimdi sopsan. Tipo'da 1.4, 1.6. Şeyde 1.4 var. Uno'da. Uno'nun önce bir 1.1'i mi ne gelmişti? O, çok özür dilerim. Poposunu kaldıramayan bir otomobildi. Pek sevilmedi o. Vallahi o kadar sana. Küçük popo da nasıl kalkmıyor? Kalkın. O da tartışılır yani. Ya Uno'nun bak. Uno'nun turbosu vardı da gelmedi Türkiye'ye. İtalya'dayız. Ford Mondeo ile 100 bin kilometre testinde Avrupa turu yapıyoruz rantla. Dönüş yolunda İtalya otobanında 130'da gidiyoruz. Tabii adamın işinin güzelliği. Ford Mondeo ile 100 bin kilometre testi yapıyoruz. Bir de Avrupa turuna çıktık hani falan. Ama o gezmek değil. 5 ayrı iş çıkardık Avrupa'da. Fabrika ziyaretleri falan neyse. Yedik biz de. Günde 1000 kilometre yapıyorduk baba. Sabah ikimiz de ayığız ya. 500 kilometre yapıyorsun mesela. Ben yapıyorum. Grant geçiyor. İkimiz de yorgunuz, zor gidiyoruz. Abi gidiyorum otobanda. Arkadan bir selektör gördüm uzaktan ama böyle. Yani İtalya şimdi ha. Ferrari'si, Maserati'si, Lamborghini'si her şey çıkabilir karşına. Bak sağa geçtim sağ şeride. Gene 130-140 gidiyorum. Abi puu dedi. Bir tane Uno geçti beni. Ama götü yere yapışmış. Öyle dedim bu ne? Biraz dikkatli baktık turbo. Hayır çok özür dilerim. Biraz önce çok affedersin. Topo derken şimdi burada nasıl buradan buraya biz nasıl geçtik Halit ya? Neyse Uno turbo Türkiye'de pek yok o yüzden. devam et. Puh dedi gitti, gitti tamam. Gitti herif yani. Gitti. Yani böyle baktık biz de arkasından. Biz de hani o D segmenti 2 litre 130 beygir makine var filan diye havalıyız. Adam içimizden geçti yani orada. Neyse. Uno abi eğer gerçekten de sadece şehir içinde pratik kullanım istiyorsan eyvallah, Uno uygun bir seçenek. Ama abi ben ailece kullanacağım, hani şehirler arası yollarım da var, otoyola da çıkıyorum vesaire diyorsan kesinlikle Tipo tavsiye ederim. Uno'dan uzaklaş, Tipo'ya doğru. Ama Tipo güzel arabaydı. Tipo, benim Tipo'm vardı bu arada 98'de. Safet abi zorla satmıştı bana bu arada. Safet 3. Kulakları çınlasın. O zaman rahmetli annemin aldığı bana işte ilk sandalye, ilkokul öğretmeniydi. İşte yıllarca taksit ödedi, bir tane Renault 9 almıştı. Broadway. Ona da bir kamyon gelip arkadan çaktı bana. Arkası yok oldu arabanın. Renault 11 oldu benim Renault 9. Bir gün de Safet abiye gittim. İşte yarış takımının olduğu yere. Birkaç kere de gitmiştim o arabayla. Bu ne lan falan demişti. Abi benim araba demiştim. Sana yakışmaz falan diyordu. Orada muhabbet arasında dedim abi çaktılar arabaya, ne yapacağız ne edeceğiz falan filan. Aa dedi dur bir dakika dedi. Nerede araba dedi. Dedim abi bilmem nerede duruyor. Birilerini çağırdı. Arabayı getirtti. Dedim herhalde burada tamir ettirecek. Sen dedi karbüratör seversin değil mi dedi. Dedim abi yani biz karbüratörcüyüz tabii o zamanlar. Sana dedi Tipo 1.6 veriyoruz dedi. Dedim nasıl veriyorsunuz abi? Tamam işte bunu dedi ben söyleyeceğim bizim çocuklar ikinci el olarak bir fiyat söylesinler dedi. Üstün dedi kredi veririz sana dedi verdirtiriz dedi. Sen dedi hangi renk istiyorsunuz söyle. Ben abi Tipo sahibi oldum. Neyse Tipo tabii Uno'nun bir boyu büyüğü sonuçta C segmenti. Ama ilginçtir. Bugünkü B segmenti boyutlarındadır Tipo. Bu arada küçük araba ama C segmenti. Yani programın adı küçük otomobiller ama seçtiğimiz araba ama C segmenti. Bugüne göre C segmenti değil B tabii. Segmenti boyutlarında. Arka süspansiyonu ön süspansiyona göre daha yumuşak bir otomobildir. Dolayısıyla böyle bozukluklarda arkası biraz daha fazla hareketlidir. Fakat hani kullanışlı bir otomobil. Bilinçli yapılmış bir şey mi bu? Tabii canım öyle ayarlamışlar. Yani. Ama normal bir hani 3 kişilik, 4 kişilik ailenin
zorlanmadan sığacağı, yeteri büyüklükte bagajı olan, yedek parça problemi olmayan, usta problemi olmayan, iyi seçeneklerden biridir bence. Türkiye'nin her tarafında da kullanabileceğiniz bir otomobil. Her yere gider geliyorsun. Tabii canım, kesinlikle. Dağ, taş hiç fark etmez. Yani tabii orada karbüratörlü veya enjeksiyonlu tercihi başka bir durum. Bir de 1.4'ü vardı onların. 1.4'ten uzak durun derim çünkü çok güçsüz makineydi. Uno da kullanılan 1.4 bu arada zaten. O. Ha, yani Uno da kullanılan 1.4 o aynı zamanda. Orada hani 1.6 karbüratörlü ya da işte tek nokta enjeksiyonlu daha iyi ister istemez performans anlamında filan ama yakıt tüketiminde de bazı yerlerde 1.4'ten daha az yakar 1.6'lar daha yüksek torklu olduğu için. Peki şimdi 10 tane araç saydık. Bunların en yaşlısı Skoda Favorite 94 bulunabiliyor. En genci Palio. Palio 2007 bulunabiliyor. Hemen hemen hepsi de tercihinize göre, isteğinize göre, kullanma şeklinize göre alabileceğiniz otomobiller. Neler vardı? Fiat Tipo ya da Uno hangisi uygunsa. Ford Ka, Halit çok sevdi. Atos. Biz bunu önce Atos diye... Z ile çıktı, sonra S oldu. S ile, hadi A to Z yani A'dan Z'ye falan diye anlatılıyordu ama sonra Atos'a döndürdüler hikayeyi. Atos, Portos, Aramis. Evet, oraya döndü. Nissan Micra var arkadaşlar. Renault Twingo var. Skoda Favorite, Suzuki Swift, Citroen Saxo, Daewoo Matiz ve Fiat Palio. 150 bin lira ve altını alabileceğiniz küçük otomobiller. Halit'le benim seçtiğimiz, yorumladığımız otomobiller. Bunların içerisinden yine aynı soruyu söyleyeyim. Hangisini tercih edersin? K'yı tercih edersin. Ya tek başıma iki kişi kullanacaksam çünkü o küçük bir otomobil ama hani Tipo'yu burada kenara bırakıyorum C segment olduğu için. Yani şimdi haksız rekabet olmasın diye söylüyorum bunu. Keyifli kullanım istiyorsam K'yı alırım. Gerçekten çok keyiflidir kullanması ama hani bagajı da küçüktür, iç mekanı da çok biraz dardır. Kalitesi, plastik kalitesi kötüdür. Hani anlarsın yani onu. Ben de galiba yani yine dediğin gibi Tipo'yu kenara koyarsan Tipo daha büyük bir otomobil çünkü. Ama burada sanki Swift'te daha sıcağım gibi görünüyor. Swift'te olabilir, Saxo olabilir. Ya burada alınabilecek çok otomobil var. Evet. Ha, burada bazı avantajlar var işte. Saxo mesela yolda çok var. Yedek parça problemi yok. Ne bileyim Suzuki'de de benzer bir durum var. En azından parçasını bulabileceğine dair emin olabilirsin. İşte K öyle, Tipo'lar öyle, Uno'lar öyle vesaire. Orada bir tek Daewoo benim aklımı karıştırır. Daewoo ile Atos sanki daha uzak olunması gereken otomobiller burada. Hani... Daewoo tabii şey hani temsilcisi yok Türkiye'de. Derdim o Hyundai burada sonuç itibariyle ama hani Hyundai ile o Atos'la aynı paraya alınabilecek hani Saxo'su, Swift'i vesairesi varken de hiç oraya yanaşmadım. Gönlüm oraya kaymaz diye düşünüyorum. Ağzına sağlık diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız lütfen söyleyin, abone olun, paylaşın, anlatın. Bu tarz serilere devam edebiliriz. 150 bine ne alınır, 500 bine ne alınır, 300 bine ne alınır. Bir şey yapalım ya. 3 milyona ne alınır? Bak. Evet. Hayal otomobiller. Alt başlıkta o. Ama ikinci el. Tabii. Sıfır değil. Değil. C63 AMG, M5 falan. Bak onu da yapabiliriz. Ferrari. dedim ya bu seriyi beğendiyseniz lütfen bizimle paylaşın. Halit de böyle ara ara hani 10 otomobil serilerini devam ediyor olabiliriz. İzleyip değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.